Allah'ı zikreden bir kavimle oturan, onlarla beraber Allah'ın rahmetine dahildir. Onlar kendileriyle oturanın bedbaht olmayacağı kimselerdir. Hal böyleyken Allah ile oturan birisi nasıl bedbaht olabilir ki? Bir hadiste şöyle denilir: salih arkadaş misk sahibine benzer. Fayda gelmese bile kokusu sana ulaşır. Kötü arkadaş körük sahibine benzer. Kötülüğü ulaşmasa bile dumanı ulaşır. Kim kuşkuya kapılanlarla arkadaşlık ederse, kendisi de kuşkuya kapılır. Bunun nedeni içlerindeki kirlerden kaynaklanarak insanlar hakkında suizan beslemenin kendilerine hakim olmasıdır. Öyle ya, hani atasözümüzde de dinliyor ya, üzüm üzüme baka baka sarar veya kararır. Kimle arkadaşlık yaparsan onun huyundan suyundan muhakkak tesir alacak. Kuşkucu bir insanla arkadaşlık yapan da sürekli o da kuşku hali üzerine hareket eder. Suizan besleyen bir insanla arkadaşlık yapan bir bakar ki zaman içerisinde kendisi de insanlara karşı suizan beslemeye başlamış. Burada insanların hakkında gafil kaldığı bir faydaya dikkatini çekeceğim. Bu fayda insanlar hakkında hüsnü zanna davet eder. Hüsnü zan sayesinde idrak mahalli kötülüklerden temizlenir. Bakın, mühim bir yere dikkatimizi çekiyor. Hüsnü zan üzere olmaya gayret edersen diyor, ne yapar? Senin idrak mahallini kötülüklerden temizler. Çünkü artık hüsnü zan, güzel zanda bulunmak. Dolayısıyla hüsnü zan, her şeye karşı hüsnü zan beslersen, sen içinde düşünce olarak idrak mahallindeki kötülükleri arındırmış olursun, temizlemiş olursun. Sana göre hayırlı bir insan olduğu halde kötülerle düşüp kalkan birisini gördüğünde, onlarla arkadaşlık ettiği için öyle birine karşı kötü zanda bulunmamalısın. Aksine o iyi insanla arkadaşlık yaptıkları için kötü insanlar hakkında hüsnü zanda bulunmalısın. Bu itibarla aradaki münasebeti ve ilişkiyi kötülükte değil, hayır ve iyilikte kabul etmelisin. Allah kıyamet günü yaratılmışlar hakkında hüsnü zan beslemekten dolayı kimseyi sorguya çekmeyecekken, buna mukabil kötü zan sebebiyle insanları sorguya çekecektir. Yani bir insan kötü de olsa sen ona hüsnü zan beslemiş olmandan dolayı zararda değilsin. Bundan bir sorguya çekilmeyeceksin. Allah isabet etmedin diye bizi yargılamayacak. Evet. Ama